Bu piyasada çalışan müzisyenler için çok güzel bir alıntı bu. Kimin yazdığını bilmiyorum ama ben aynen katılıyorum. Bunun altına imzamı atıyorum. Müzisyenlik nedir? Müzisyen olmak maceralı bir yolculuktur. Akşam 20'den başlayıp gecenin 04'üne kadar ter döküp sazla eve dönmektir. Müzisyenlik hastane köşesinde yatan sevdiklerini loş sahne ışıkları arasında kaybetmektir. Tanımadığın, bilmediğin insanlardan gelen istek şarkıyı çalarken kendi derdini unutmaktır müzisyenlik. Günlerce çalışıp emek sarf ettiğin bir şarkının müşteri kahkahaları arasında kaybolup gitmesidir. Başkasının gözünden çok kolay görünen zor bir sanattır müzisyenlik. Yüzlerce şarkı bilmene rağmen her an bilmediğin bir şarkıyla denenmektir müzisyenlik. Şarkı söylerken sanatının farkında olmayan, umursamaz insanların kendi aralarındaki muhabbeti sahneden izlemektir müzisyenlik. Ters iştir müzisyenlik. Mekan sahipleriyle nikahsız yaşamaktır. Her an sazı kılıfına koyup mekandan ayrılmaktır. Ne kadar alkış alsan da birileri tarafından beğenilmeyip arkandan eleştirilmektir müzisyenlik. Müzisyenlik ağır iştir. Bir şarkıyı çalmaya başladığında insanın vücudundaki tüylerin havaya kalkmasıdır bazen. Rakı balık değildir aslında. Rakı müziktir doğrusu. İki dıngırtı değildir müzisyenlik. Seni anlamayan, sanatına saygı duymayan insanlarla yaşamak ve inatla mücadele etmektir, vermektir. İşin bitince ücretini almak için saatlerce beklemektir. Hamallıktır işçilik. İşçiliktir, hamallıktır, işçiliktir. Tarlada güneşin altında çalışan çiftçi gibi ter dökmektir. Akşamların yerine gündüz uyumaktır. Maalesef bazıları tarafından çalgıcı diye küçümsenmektir müzisyenlik. Atatürk'ün her şey olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız diye yücelttiği meslektir müzisyenlik. Sigara dumanı ve toz yutmaktır müzisyenlik. Çabadır, helal kazançtır, alın teridir. Tüm müzisyenler adına saygılarımı. Yüreğinize sağlık. Çok güzel bir yazıyı paylaştınız. Teşekkür ediyorum. Bunun üstüne ne söylenebilir ki? Evet, her şeyi açıklayan bir durum. Herkesin yolu, şansı açık olsun. Evet. Toplum olarak duyarlı olacağımızı düşünüyorum. İnşallah.